Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Haliniz, hatırınız, keyfiniz, huzurunuz daha fazlası. Görüşemedik epeydir. Bugün Sil Süpür sağ olsun. Sil Süpür bize bir internet hediye etti. Görüşebildik. Ya benim daha yeni canlı yayınım mı açıkmış? Öyle mesajlar aldım, canlı yayın açık hocam sen neredesin falan da yok, açık değildi, şu an açtım ben. Gözlerim de şu an görmüyor, gözlüğüm yok yanımda ya. Her aksiyon bir film başlayacakmış. Eyvallah. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Farkında mısınız? Köye döndüğümden itibaren piyasa hiç normale dönmedi. Bir köye döndüm, piyasa ne hale geldi arkadaşlar? Evet. Şöyle güncel bir gündem maddelerimizle ilerleyelim. Hızlıca bir giriş yapalım. Daha sonra biraz habere bakalım. Bitcoin'le bir başlayalım. Bitcoin. İşte bak mesela borsadan borsaya fark. Yani Binance borsasında bu şekildeyken Coinbase'de bu şekilde, Bitstamp'te bu şekilde, Coinbase'de bu şekilde yani. Fark oluyor ya. Borsadan borsaya fiyat farkları her zaman olur arkadaşlar. Unutmayın bunu. Hacimli coinlerde, büyük coinlerde daha küçük olur. Hacimsiz küçük çaplı coinlerde bunlar daha büyük fiyat farkları olur. Hatta öyle olur ki insana kar ettirir yani. Bir borsadan alıp bir borsada bile satabilirsin. Eyvallah, teşekkür ederim Hüseyin'cim. Bitcoin'de şimdi şöyle bir yapı vardı. Bundan dün sabah bahsettik. Buna aslında ayı filaması diyoruz. Normalde biz bu filamaların alta doğru kırılımından bahsederiz. Alta doğru kırılımından sonra şey bekleriz. Kırıldığı yönden doğru düşüş bekleriz. Üste doğru filamamız kırıldı. Bunu simetrik üçgen olarak ele alıp kırılımdan sonra ortalama hedefi 54.000 bandı diyebiliriz. Şu an normal bir geri çekiliş yaşıyoruz. Bu geri çekilişte herhangi bir sorun yok. Güncel destek noktamız zaten 50.000 seviyesi, güncel destek noktamız. Aynı zamanda bakın görüyorsunuz, şunu görüyorsunuz, bu şöyle güncel diğer bir destek noktamız olarak yani. Buna düşen trend de denilebilir. Kısa vadede daha net gözükecektir. Bir saatliği açayım. Hatta şöyle geleyim sizin için 30 dakikalığı açayım. Daha net gözükecektir. Gördüğünüz üzere böyle bir düşen trendimiz vardı. Kırdık. Retest hareketi geldi. Retest hareketi başarılı olursa tekrar şuradaki 54.000 bandına doğru Bitcoin yolculuğunu başlatır. Bitcoin'in 54.000'e yapacağı bir yolculuk altcoin'ler için gayet güzel olur. Aynı zamanda 54.000 bandı bizim büyük ihtimal EMA ribbonumuzun EMA 55 dediğimiz seviyeye denk gelecektir. Bu oraya gidene kadar. Yani şu an Bitcoin'in güncel 50.000 üzerinde kaldığı sürece ve özellikle 46.500 sağlam destek alanımız 46.500 arkadaşlar. Unutmayın. Orası. Buralarda çok fazla destek var. İşte 49.000'de bir destek var. Yani artık o kadar minör destek alanları mevcut ki. Şimdi sıkıntı şu. Hani hep bahsediyordum ya sabahtan beri arkadaşlar, böyle bir 51.000, 52.000'e bir tepki yükselişi gelmeli, tepki yükselişi gelmeli. Umarım bu sadece bir tepki yükselişi olmakla kalmaz. Gelir buradan iyi bir bunun üst noktasına kendisini atar. Yani EMA 55'in üzerine atar. Yükselişine devam eder temennisindeyim. Bunun için öncelikle ilk olarak 52.500 bandını kırmalıyız, direncini kırmalıyız. Ondan sonraki ileriki safhaları konuşuruz arkadaşlar. Şu an için güncel durum. Bitcoin şuradaki gördüğünüz grafikte gördüğünüz şeyi test ediyor. Bunun üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Buradaki çizgi. Evet, sizler nasılsınız arkadaşlar? Keyifleriniz nasıl? Haliniz, hatırınız nasıl? Evet. Günlük grafiğine bir bakalım Bitcoin'in. Günlük grafikte de arkadaşlar artık 54.855.000 bandı günlükte de çok sağlam bir direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. 55.000 bandı arkadaşlar Bitcoin'de. Ah. RSI'de 50'nin altındayız, 50 günlük bantta. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalıkta EMA 20'den desteğimizi aldık. Ben makro ölçekte piyasada bir sorun görmüyorum. Mikro ölçekte yani kısa vadedeki geri çekilişleri de normal karşılıyorum arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Uzun zamandır zaten bundan bahsediyorum. Yani makro ölçekte piyasada bir sıkıntı yok.
Büyük bir düzeltme yaşıyoruz, o kadar. O Emre Yılmaz, hoş geldin kanka. Evet, güncel direnç alanımız 54.000 bandı. 54.000, 55.000 çok sağlam bir direnç alanımız. Hem günlük bazda EMA 55, hem 4 saatlik de EMA 55 bandı, hem de yani günlükte korktuğum şey şu arkadaşlar, yani korktuğum şey günlükte şu: eğer bu gerçekleşirse bir süre daha bizi şey gerçekleşebilir, yani şey olabilir. Düşüş bizi bir süre daha yakamızdan düşmeyebilir. EMA 20, EMA 55'i alta doğru keserse, burada olduğu gibi kesilim kırılım gerçekleşir. Diğer hareketli ortalamalarda kırılımını yaparsa, günlük bazdan bahsediyorum, EMA 55 yukarıda kalırsa bizim için biraz daha sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olacaktır. Ama dediğim gibi makro ölçekte ben yine piyasada bir sorun görmüyorum. Hatta biliyorsunuzdur, yani ben 17 Nisan'dan beri dediğim bir şey var, 17 Nisan'dan itibaren. Bırakalım şu Nisan-Mayıs ayları kırmızı geçsin, güzel olur diyordum. Bakalım ne olacak? Belki de bilmiyorum, ben haksız çıkacağım. Belki de şu an gerçekten bir ayı piyasasındayız. Ben yanılıyor da olabilirim. Niye olmasın? Hocam sen saat başı yayın. Eyvallah. Yayına like alırsak güzel olur arkadaşlar. Like, destek çıkarsanız. Yani her geçen gün düşen bir dominans grafiği var. Ama maşallah piyasadaki hacmi de bayağı toplayan bir Dogecoin var. Yani şuna baksana ya. Yani abi az mı kaldı? Ne kaldı ya? BNB'yi de geçip 3. sıraya mı yerleşeceksin kardeşim? Ne yapacaksın? Dogecoin amacın ne? Ben senin amacını biliyorum ama işte neyse. Evet. Düşüyor yani. Dominans düşüyor ama dediğim gibi piyasadaki para, hacim farklı coinlere, tokenlara kayıyor arkadaşlar. Eyvallah, çaylak coin çalışmaları başladı. Bir coin de biz çıkartalım arkadaşlar. Bu arada coin token çıkarmak o kadar zor bir mesele değil. Onu da söyleyeyim yani. Hani çıkartırsınız Pancake veya Uniswap'ten satarsınız yani. Otur Dominance'da durum gayet güzel yani. Hani Otur Dominance dediğimiz şey, küçük çaplı altcoin'lerden bahsediyoruz. Durum gayet güzel. Aslında yükselişler yaşıyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle, bugün en çok yükselen Matic Network. Matic Network'ü biliyorsunuz yani, 2-3 gün önceki bir canlı yayında bahsetmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam hangi canlı yayında? Şurada en sonki canlı yayın. Şey demiştim arkadaşlar, demiştim. Ethereum'da bir düşüş olursa, Ethereum'da düzeltme olursa, Ethereum'a bu gaz ücretleri, ağ ücretleri vesaire, buna çözüm olan bir coin var. Matic Network. Veya Ethereum'un rakipleri var. Bunlar güzel yükselir. Ben Ethereum rakiplerinden biri olan Solana'nın da güzel yükselişler yaşayabileceğini düşünüyorum kısa vadede. Bilginiz olsun. Onun dışında yine o Solana ağındaki coinlerde dikkate bakmalı. Matic Network'ta geldi. Zaten burada bir bugün Telegram grubuna da atmıştım. Negatif uyumsuzluk vardı. Şu an düşüşünü yaşıyor. Ama dediğim gibi bu Ethereum'daki, özellikle bu Ethereum 2.0'dan önce Matic Network daha da güzel yerlere gelebilir. Ve zaten çok güzel yerlere geldi yani arkadaşlar, şimdi hak yemeyelim yani. Baksana nerede çıkmıştı bu? Bak çok daha öncesinde var ama kendilerini böyle Ocak aylarında piyasaya sundular. Ocak ayından bu yana nereden baksan 130x yapmış bir coin'den bahsediyoruz. Güzel yükseliyor. Ama dediğim gibi daha bu Matic Network olayından sonra işte Ethereum vesaire, bu gene güzel yükseltecektir. Dominance'a baktık. DXY'ye bir bakalım. DXY düşüş eğiliminde. DXY valla düşüyor, düşsün. Bizim işimize geliyor da ben şeyden korkuyorum. Şimdi bu enflasyon olayları zaten DXY'nin, ABD dolar endeksinin güç kaybetmesine neden olacaktır. Bu da riskli yatırımlara, yani altın, gümüş veya madenler veya kripto paralar, olumlu etkisi olur. Ve ben söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Gram altın, bakın bunu gram altın 420 liraydan kendi de söylüyordum. Bugün 500 lira olmuş. Bugün de söylüyorum, benim gram altın için bu yıl sonu hedefim 600-620 dolarlar, dolar diyorum pardon, Türk lirası arkadaşlar. Aman ne yapıyorsun? 620 gram altın. Hemen oradan da hatta bir altın yorumuna geçelim. Ons altın.
Dolara bakalım. Yemin ediyorum benim teknik analizim var ya, dolar da daha güzel çalışıyor ya. Ons altın çok önemli bir direnç noktasında. Yani şu 1 noktası kaç bu? 1846 çok önemli bir direnç noktası. Şuradan gelen böyle bir sıkışma var. 1806'yı kırar. Özellikle gene şuradaki düşen trendi kırarsa arkadaşlar ons altında beklediğim, ya bunun Türk lirası karşılığında zaten değeri olacak, o ayrı mevzu da ben global endekste konuşuyorum bir de. Ya özellikle şu 1875'lerin üzerine attığındaki buradaki düşen trendini kırdığında çok güzel yerlere gelecektir. Ben dediğim gibi gram altının bu yıl sonu 600, 625, 620 Türk lirası olacağını düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim. Şöyle bir bakalım şeye de, dolar paritesine. Arkadaşlar dolar biliyorsunuz 8.2'lerden beri konuşuyoruz aslında. Çok daha öncelerinden de bahsediyoruz ama 8.2'lerde bir ne demiştik 8.2'lerde? İlk olarak bak, nokta atış hedefleri nasıl geliyor dolarda? Şurada bir düşen trendimiz vardı. 8.2 idik değil mi? O zamanlar aynen şuralarda bir yerlerdeydik. Düşen trend kırılırsa dedik. İlk olarak kırılım yerinden sonra, bak kırılımdan sonra böyle bir şey yapmıştık. Şurayı almıştık bak. İlk olarak şurayı almıştık. Öyle şurayı almıştık. Tamam mı? Geldik ki kırılımdan sonra şöyle bir yükseliş bekleniyor. Bak kırılım geldi. Yani milimetrik değil. Ve biraz sarpmayla, birazcık hafif sapmayla olur. O kadar kusur olur. 8.51'den red yemiş. Türk lirası karşısında dolar. Düzeltmesini yaptı. E-Mail'inden desteğini aldı. Şu an için doların güncel hedef arkadaşlar ilk olarak 8.51. Daha sonra zaten orası çok önemli bir zirve. 8.47 biliyorsunuz önemli bir zirveydi. 8.51'den sonra 8.67 arkadaşlar. Doların Türk lirası karşısında. O zaman zaten şu anda burada bir ikili dip oluşmuş durumda. Bakın dolar bazından konuşuyorum. Bu arada böyle dolar altın yorumu yapıyorum da sıkılıyor musunuz arkadaşlar? Devam edelim mi dolar altın yorumlarına? İkili dip var arkadaşlar burada bir de. Bunu üçgen ikili dip olarak alabilirsin. Şey olarak alanlar da var. Aslında asıl şey budur. Yani şuradakidir. Çanak yapısı. Şu an çanağın kulpunu da oluşturuyor olabilir. Yani ortalama 8.37'nin üzerinde kaldığı sürece doların hedefi arkadaşlar ilk olarak 8.67. Daha sonra buradaki dip boyunca hedefin neresi olur? 8.8'ler doların hedefi olur Türk lirası karşısında. Özellikle dediğim gibi altın, gümüş bunların bu yıl güzel yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu geleneksel piyasa analizini de ara sıra canlı yayınlarda yapalım. Bilginiz olsun. Sıkıntı yok hocam. Zaten BTC'de hayır yok diyor. Evet. Güzel. Bizim Emre Yılmaz şey demişti geçen bir yoruma. Hocam ben arkadaşa USDT'yi aldırdım falan. O değil. USDT de yükseldi yani. Hani 8-7'lere falan geldi değil mi USDT? Evet. Şimdi gündem maddelerimiz neydi? Güncel haberler, Bitcoin, güncel haberler. Asırlık Yatırım Bankası Coin kripto saklama hizmetleri sunacak. Çok güzel, çok güzel bir haber. Özellikle uzun vadede kripto paralar adına çok sevindirici. Kripto paraların resmileşmesi, kripto paraların gündelik hayata indirgenmesi durumundan gayet güzel bir haber, olumlu bir haber arkadaşlar. Uzun vadede bunların böyle güzel haberler bizim işimize yarayacak. Şöyle biraz da şeye bakalım. Güzel bir haber. Artık Cardano şarabı. Cardano ile şarap satın alabilirsiniz arkadaşlar. Cardano şarabı. Cardano USD Winner. Şimdi akıllı sözleşme platformu Cardano'nun ADA tokenini kırmızı şaraplar için bir ödeme aracı olarak kabul ediyor. Güzel bir reklam. Güzel bir reklam. Ses getiren bir reklam. Cardano'nun önü zaten açık. Afrika Ağı projesiyle güzel geldi. İkilere kadar geldi. Cardano dedikçe aklıma Emre Yılmaz geliyor. 1.2'lerden dedik ki 0. bilmem kaç kuruşla Cardano'yu almadık. İnat ettik. Limit emrimizi gelmedi çünkü limit emrimize. Sonra o 2'ye geldi yani. Cardano'nun daha da önü açık olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Trader Elite Women, Polkadot'taki bu kripto projelerin yatırımcılara büyük kazançlar sağlayabileceğini söyledi. DeFi projeleri arkadaşlar bunlar aynı zamanda. Neydi bunlar? Kusam. Kusam. Ya hayır bir saniye DeFi mi? Bir bakayım yanlışlık olmasın. Polkadot ekosistemi. Bunların hepsi arkadaşlar Kusama.
Chainlink bakın link. Yani üstüne basa basa söylüyorum daha ne diyeyim yani. Link yani yapacak. Beklenilen hareketi yapacak. Daha yapmadı. Yani yok DeFi değil tamam. Palkodot ekosistemi arkadaşlar. Zaten yani Palkodot ve DeFi neyse. Bu yorgunum ya herhalde artık ne dediğimi de çok farkında değilim. Bunun yükselebileceğini ve burada PHA'nın yükselebileceğinden bahsediyor. Bu kim? Trader Nicholas Martin Ethereum'un patlayıcı rallisini 4 kripto varlığının izleyebileceğini söyledi. Ben daha önce zaten söylemiştim. Yayının başında da hatırlattım. Ethereum'a alternatif sunan projeler, rakip olan projeler ve Ethereum'daki sorunu çözen proje neydi? Matic'ti ve Ethereum'un rakibi projelerinde güzel yükseleceğini düşünüyorum. Uniswap'den bahsetmiş arkadaş burada. Aslında bundan sonra bunlar böyle video olarak yapacağım arkadaşlar ya. Mesela yükselmesi beklenen 4 altcoin tarzında vesaire bu tür şeyleri güncel haberlerle temel analizle harmanlayıp buradaki arkadaşlara da ithafen mesela şu arkadaş bunu böyle yorumlamış. Bunlara ithafen video yapmayı düşünüyorum bundan sonra. UBT, Bilinç biliyorsunuz Bilinç'in, Uni'nin bunların zaten kendilerine ait ağları var arkadaşlar. Ve Litecoin arkadaşlar. Litecoin hala beklenilerin yaptığını düşünmüyorum. Bir tane daha. En iyi analist Bitcoin ve iki altcoin için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin yakın olduğunu söyledi. Hangileri arkadaşlar bunlar bir bakalım. Solana arkadaşlar. Sol'un zaten hala hazırda güzel yükselmişti Solana arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Nerede bizim Sol'umuz? Şurada. Hala hazırda güzel de yükselmişti. Zirvesi de yani 50 dolar ya yani 49 dolarlarda. Solana gene yükselişine devam edecektir arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Özellikle yükselişine devam ederken Solana ekosistemindeki coinleri de yanına alacaktır. Bak bilmiyorum. Farkında mısınız? Chainlink Solana'da var. Polkadot sisteminde Chainlink var. DeFi sisteminde Chainlink var. NFT'de var mıydı? NFT'de yok değil mi? NFT'de yok. Yani Chainlink. Unutmayın arkadaşlar. Chainlink yani. Chainlink güzel bir şeyler yapacak. Ne zaman yapar bilmiyorum. Yani gerçekten buna bir zaman veremem. Chainlink özellikle proje olarak yani gerçekten geleceğe yatırım, uzun vade yatırımda göz önünde tutulması projelerde gereken projelerden bir tanesi. Vives, GRT bunlar biliyorsunuz son dönemlerde Solana ekosisteminde güzel yükseldi. Ben hala yükselme potansiyellerin bulunduğunu düşünüyorum. Piyasa bugün düne göre düne nispeten daha yeşil bir piyasadayız. Açgözlülük endeksimiz dün 26'lara kadar korku endeksimiz inmişti. Dün 31'lere. Şu an 26'larda. Bitcoin yani hafif yükselse bile hala çok ciddi bir korku endeksinde var. Bu özellikle böyle 20'lere 15'lere gelmesi piyasada güzel bir aslında alım fırsatının oluştuğunu hatta şu anda da bir alım fırsatı oluştuğunu tabii ki nedir anlattıklarımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Gerekli riskleri gerekli durumu analiz ederek ulaşmak gerekir. Günün en çok yükselen kripto parası Mainnet lansmanı varmış. Neymiş bu? Mainnet lansmanı kiminmiş direkt gözüme çarptı. Strange Friends Finance Sleeves grafikte nasıl bir şey? Bittrex de varmış bu arada. Binance'de yokmuş. Akıllı cüzdan staking. Kimmiş bu? Yükselt. Binance Bitcoin Cash token yakma olayı varmış. Kiminmiş bu? Token yakma. Token yakmalar genelde olumlu yansıdığını bahsetmiştik arkadaşlar. Minter. Student coin. Minter evet. ...24 saatte en çok yükselen coin Dogecoin ve Matic Network. Sushi güzel yükselmiş. Clay güzel yükselmiş. Ethereum Classic. Ethereum Classic dedikçe aklıma arkadaşımın gelmesi. Yearn Finance. En çok düşen coinlere bakalım. Nano. Nano zaten biliyorsunuz. Elon Musk hani şey demişti ya. Çok böyle kriptolar çevre dostu değil. Çok fazla elektrik üretiyor vesaire. Nano onunla birlikte fırladı. Niye Nano'nun böyle işte az elektrik, enerji tüketimi vesaire bu tür hedefleri var. Shiba'ya bakalım. Shiba'yı çok soruyorsunuz. Shiba'nın aslında çok teknik analizlik bir durumu şu an için yok arkadaşlar. Biraz daha temel analize insanların ilgi göstermesine bağlı.
Ama ben sizin için gene de bir destek direnç olarak çizeyim. Ama dediğim gibi genel olarak şeyin bağlı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Tekniğin değil, Shiba'da temel analize bağlı olduğumuzu unutmayalım. Hangi borsadan? Poloniex en geç nerede? Ha, Poloniex güzel. Güncel destek alan arkadaşlar Shiba'da şöyle bir destek alanımız var. 0.0 kaç bu? 16.94'de güncel destek alanımız Shiba'da arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta bunu böyle biraz daha geriye alalım. Tam olsun. 0.0.16.34 güncel destek alanımız. Aynı zamanda güncel direnç alanımız 0.0.22.42 seviyesi güncel direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar Shiba Coin'de de. O da gönlünüz kalmasın. Nasılsınız arkadaşlar? Cardano yataya bağlamış. Güzel ya. Cardano zaten çok fazla. Cardano'nun da bir grafiğine bakmak istiyorum. Negatif uyumsuzluk vardı arkadaşlar Cardano'da da. Hala negatif uyumsuzluk tam anlamıyla bozulmuş değil Cardano'da. Yeni bir alım yapılmak isteniyorsa negatif uyumsuzluğun bozulması beklenebilir. Yani hatta şurada biraz bozulmuş diyebilir miyiz? Yani şu... Yok yok. Tam bakıyorum şöyle. Yani evet şurada negatif uyumsuzluk aslında bozulup şurada güzel bir alım fırsatı da vermiş dünkü düşüşte. 2 gün önceki düşüşte. Negatif uyumsuzluğu orada bozmuş. Ama şu, yani şurayla şura arasında gene bir negatif uyumsuzluk var Cardano'da. Bilginiz olsun. Tether. Tether alalım arkadaşlar. XRP'ye bir bakalım. XRP önemli bir direnç noktasından reddini yemiş arkadaşlar. 1.43 seviyesi önemli bir direnç alanıydı. Şu an tabii Bitcoin ile birlikte piyasada hemen hemen aynı grafikler var. Düşüş var. Çoğunluğunda düşüş var. Bitcoin ile aynı yani hemen hemen. Bakıyorum bak yani aynı yani. Aynı yeşil mumlar, aynı kırmızı mumlar. Aynı. Aa bak Strax'a farklı bir durum var. Şöyle yapalım. Güncel haberlere baktık. Altcoin'lere böyle sabah böyle popüler altcoin'leri incelememiştim. Onlara da bir bakalım. Cardano'yu konuştum. BNB'de arkadaşlar güncel destek noktamız BNB'de. 583 dolar güncel destek noktası olarak karşımızda bulunuyor. Hatta şu an bulunduğu 590 şu an 600 dolarda 595 dolarda bir diğer destek noktası. Litecoin arkadaşlar güncel destek noktası Litecoin'de arkadaşlar. Şöyle 320 dolar güncel destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda da 335 dolar direnci var Litecoin'de. Solana ekosistemi, Solana'nın da güzel işler yapabileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu arada bugün kanala yüklediğim şu kazanç sağlayacak borsa tokenlarını izlemenizi tavsiye ederim. Burada bazı detaylardan bahsettim. CHZ'den burada bak. CHZ kaç gündür yataya bağlamasına rağmen hala kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Uni var, Jake var, işte ne bileyim, Hobi. Bunlara bir bakın yani şu videoya bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. CXP güncel destek noktası arkadaşlar. 3.886 güncel direnç noktası ise 4.356. Uni'ye bakalım. Uni güncel direnç noktası şöyle 41 dolarlar. Güncel destek noktası ise 38 dolarlar olarak karşımıza geçiyor. Zcoin'in güzel yükseleceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Zcoin'in yakın bir zamanda isminden bolca bahsettireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim kendi kişisel şahsi fikrim. BTT Bitcoin güncel direnç alanından ya dirençten red yemiş zaten eskiden destekti. Neresi? 0.00.634 seviyesi. CHZ'ye bakalım. Düşen trendi devam ediyor. Düşen trend kırılmadığı sürece CHZ'de bir yükseliş beklenmez. Dogecoin aslında teknik çalışıyor mu? Çalışıyor yani. Şurası bizim direncimizdi. Elon Musk haberiyle geldi. Dirençten red yedi. Şu an tekrar direnci kırmaya çalışıyor. İşte 0.56.599 seviyeleri. Ethereum ne durumda? Ethereum, üzümlük ekim Ethereum. Ethereum'da şu an kendisine 55'in üzerine atmış olması güzel bir şey. Çünkü 55'te Ethereum'da şöyle bir durum var. Ethereum kendisine 55 üzerine attığında
Güzel Erasay'daki 55'ten bahsediyorum. En son şurada bir attı. Kaç bu? 26 Nisan'dan bu yana çok güzel yükseliş yaşadı. Şu an tekrar kendini 55 üzerine atmaya çalışıyor. Bu güzel bir durum. Ethereum'da 55 RSI'da sanki biraz yükseliş bandı olarak çalışıyor. Normalde zaten 50'nin coinlerde yükseliş bandı olarak çalıştığını biliyoruz. Polo'ya bakalım. Polo'da düşen trend var. Güncel destek alanımızda arkadaşlar Holocoin'de 103'e 96. MIT'e bakalım. MIT'te güncel direnç alanımız 0.95 seviyesi arkadaşlar. Oradan rack yemiş. Raven. Raven'de güncel destek alanı 127 seviyesi arkadaşlar. 0.127 seviyesi. Tron Coin'de güncel destek alanımız 0.119 seviyesi. Aynı zamanda o da dirençten red yemiş. Yani şu an bu coinler çoğu zaten Bitcoin ile birlikte bir direnç yoklaması yaptılar. Şu an dirençten red diyorlar. Eğer Bitcoin dediğim gibi bu 52.000 bandındaki direncini kırarsa bunlar da bu coinler de buralardaki dirençlerini kırar. Vın'da da aynı şekilde dirençten red yemiş yani. Hepsinde aynı senaryo var aslında baktığım zaman. Farklı bir senaryo yok. Şöyle bir şeye bakalım. Twitter sorularına bakalım. Alıntı tweetlere bakalım. Doç'un amacını bildiğini söyledim. Mümkünse açıklar mısın? Doç'un amacı Elon Musk piyasada bir hakimiyet kurmak istiyor. Bu hakimiyeti de en güzel Dogecoin'le. Çünkü arkasında herhangi bir CEO yok. Yani CEO'su yok. Herhangi bir şeyi yok. Yani sahibi yok yani. Anlıyor musun? Var. Yapıcısı var ama yapıcısı da arkasından çekildi yani. Çekileli çok oldu. Yani Elon Musk arkasında durduğu sürece Doge'da bir sıkıntı yok. Öyle söyleyeyim. Ne zaman Elon Musk arkasından çekilir, tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi, unutmayın yani. Bunu da unutmayın. Zamanında Bitcoin'i gelip 40, o 20 bin pençesinden alan adam Bitcoin'i 50 bine çaktı yani bir gecede. Aynı şeyin Doge için olmayacağını kimse garanti veremez. Yarın bir gün çıkar da şey diyebilir yani Dogecoin'de şöyleydi. Yok geliştiricisi yok. Mesela 2017'den sonra adam şey diyor mesela dün geçen attığı, dün attığı herhalde gece attığı tweette. Ya Dogecoin işte geliştiricileriyle çalışacağız falan. Ya bakıyorsun 2017, 2018'den sonra Dogecoin geliştiricisi diye bir şey yok ortada. Falan yani anlıyor musun? Yani öyle bir durum var. Teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkür ederim. Nakitte mi kalalım diye soruyor. Arkadaşlar her zaman elde nakit bulundurmak gerekir ve kâr cebe yakışır. Ben öyle söyleyeyim yani. Bu benim kendi stratejim. Pekala Ersen. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Kaldıraçlar çok bulaşmayın arkadaşlar. Kaldıraçlara illa bulaşmak istiyorsanız benden almayın günahınızı. YouTube'a yazın oradan bulaşın yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Moonlight. Refcoin'e bir bakalım. Refcoin'de bakın ne zaman çizdim bunu bilmiyorum. Ama şu 0.45 desteği çok direnci çok güzel çalışmış gelmiş. Dirençten red yemiş. Şu an kendini güncel destek noktası olan 0.037'ye kadar ilk destek noktası 0.040 seviyeleri daha sonra 0.037 seviyeleri Refcoin için destek olarak çalışıyor arkadaşlar. Evet, sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah herkesin keyfi yerindedir. Bir sıkıntısı yoktur. Güncel piyasa bu şekilde, Bitcoin bu şekilde. Ya
Bakıyorum başka size daha ne söyleyebilirim? Enis gerçekten ne yapıyorsun? Coin mi yapıyorsun? Çaylak coin mi yapıyorsun? Enis ne yapıyorsun Enis? Kemik kadro atmış da. Ha, neye bağlı olacak? Binance Smart Chain mi? Ethereum ağı çok pahalı Enis yani. Ethereum'a hiç bulaşmasak mı Ethereum ağı? Biz kalkamayız onun için altından. Yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda. Neo ya şu an var ya gözlüğüm de yanımda değil ya resmen zor şer görüyorum ya. Neo da önemli bir destekten 100 dolar direncinden 103 dolar direncinden red yemiş. Ya şu an bütün coinler Bitcoin'i takip ediyor aslında. Hani grafik neredeyse hemen hemen aynı ya. Hemen hemen aynı. Benim listemde en çok yükselen coin Matic, Ion, Ethereum Classic, Doge. Ethereum Classic'e bakalım bir. Teşekkür ederim Yakupçum, iyiyim. Evet, izleyici ve like sayısını eşitlersek güzel olur arkadaşlar. Hafta sonunun ben güzel geçeceğini düşünüyorum. Kanka BSC ağından araştırma yapıyoruz da nasıl borsalara koyacağız? Ya bizim bir şey tanıdık ya hallederiz ya Enis'cim. Nerede bizim şey? Neydi? Binance'ın CEO'su kimdi ya? CZ'ydi değil mi adamın adı? Binance. Bizim tanıdık kanka hallederiz ya. Bir tweet'imize bakar. Adamı bir tweetleriz buradan bir retweetleriz. Bizi Binance'a koyar. Çaylak coin olarak patlar gider yani. Nedir yani? Sonra bir Coinbase, bir Huobi. Evet, hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Anlatın, bahsedin. Hiç sohbet etmiyorsunuz. Hep böyle coin yorumu görüyorum ya. Haliniz, hatırınız nasıl? Sağlığınız yerindedir umarım. Ethereum Classic'in güncel direnç noktası arkadaşlar. Şöyle 107 dolar. Zaten gelip oradan reddini yemiş. Güncel destek noktası da 93 dolar. Bir yandan ders bir yandan koyun. O da zor ya. Kanka bizi köye gönderir misin ben sonra? Onun için muhabbet kesinlikle muhabbet yayını. Muhabbet yayını yapacağım ya. Döndüğümde ilk iş muhabbet kemik şey yapacağım. Bizi de köye gönderecekler. Yok Tankut hocam göndermezler be. Akita sen nasılsın? Eyvallah ben de iyiyim teşekkür ederim. Estağfurullah Raşit'cim ya. Göndermezler Tankut göndermezler ya. ben de döneceğim artık köyden. Yeter bu kadar beni de köye gönderdikleri. Yoruldum yani. Bu arada Ethereum Classic bakıyorum şöyle düşen trendi vardı. Bak onu kırmış retesti yapıyor. Ha, bilginiz olsun. Ethereum Classic retest hareketi. Bakalım bak görüyor musun? Düşen trendi kırıyor. Retest yapıyor. Bakalım ne bekliyor Ethereum Classic'i. Arkadaşlar herkesi köyüne gönderiyorlar. Bu nedir ya? Geçen gördüm bir iki YouTuber trader arkadaşı da köye göndermişler. Aman Allah'ım neler oluyor. Tron'a bakmadık değil mi? Tron'a bir bakalım. Tron neredesin? Burada bir yerde olmalısın işte. Çık hadi uğraştırma. Ha, şuradasın. Aynı mantık güncel gelmiş direncinden red yemiş 127 direnci güncel destek noktası ile ise arkadaşlar 118 olarak çalışıyor.
Hadi mum kapanışını izleyelim birlikte. Hadi kapat şu mumu. Yani şuradaki şu çizginin altında kapatma gelmediği sürece sıkıntı yok arkadaşlar bak. Şu çizgiyi şöyle de uzatabilir miyiz yani? Çok gereksiz bir uzatma olur. Uzatmayalım. Vazgeçtim. Bitcoin'in şöyle 45 binlerin altında bir kapatma yapmaması lazım ya. Herkesin sağlığı için. Evet. Hadi hep birlikte mum kapanışını izleyelim. Yeni bir mum açalım arkadaşlar. Hayatımızda yeni bir sayfa açar gibi yeni bir mum açalım. Evet. Hadi kapan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, yeni bir mum açıldı arkadaşlar. Ne kadar güzel. Oh, yeni bir mum, yeni bir hayat. Bak bak, yeni bir mumla hemen bir yükseliş. Ya ne yapıyorsun şapşik? Hemen hemen. Bir dur, bir sakin ol. Bak bak bak, yeni mumla hemen nasıl şak. Bu ne ya? Şuna bak. Ne yaptın kardeş ya? Saat 9'daki şu kırmızı mumu görüyor musun? 1 dakikada ne kadar düşmüş? Yüzde kaç düşmüş 1 dakikada? %1,50 düşmüş ya. Şu var ya, 1,50 eskiden çok önemli bir seviyeydi Bitcoin. Bak şu an bakın, birlikte yeni mumu açtık. Ne güzel böyle şakır şakır yükseliyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Bak valla Allah'ım ya Rabbim, geldik hemen yüzde kaçlık bir yükseliş? %0,20'lik bir yükselişi birlikte izledik arkadaşlar. Yeşil bir mum izledik. Hayatınız hep böyle yeşil yeşil mumlarla dolu olsun. Kırmızı mumlar sizden ırak olsun. Valla. Evet. Ya güncel destek noktamız dediğimiz gibi şuradaki şu çizgimiz güncel destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Şu özellikle EMA ribbon'un üst seviyesi önemli bir direnç alanı. İlk olarak geliyor neresi? 51.900 bandı. En sonki bandı ise 54.000, 55.000 bandı arkadaşlar. Evet, hepinize kalp kalp arkadaşlar. Yeni bir mumu yemyeşil açtık, farkında mısınız? Bak ne güzel, hala yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor. Bak bak bak. Dakikalıkta EMA ribbon'un üst noktasına atıyor. At böyle dakikalıkta. Saat kaçtan beri düşüştesin canım benim? Saat yaklaşık 10-18.44'ten beri düşüyorsun. Topla hadi kendini. Göster gücünü, kuvvetini. Topla peşinden altcoin'lerini. Hadi canım benim, hadi. Evet, güncel durum bu kadar arkadaşlar. Piyasa ile ilgili farklı bir durum yok da şu nedir ya? Bir dakikada nasıl sen bu kadar düşebilirsin ya? Yazıktır, günahtır. 3 mumdur, 1 mumdur. Onu geyik muhabbetinde dinleriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Güncel durum bu şekilde arkadaşlar. Sağlıklı günlerde, sıhhatli durum günlerde görüşmek üzere. Bundan sonra bolca işte şu coin'den yükseliyor, bekliyorum diye video yükleyeceğim kanala. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.